döneminde, Resulullah döneminde okunduğu gibi ezan tekrar okunmaya başlandı. Birincisi bu. İkincisi, Menderes İmam Hatip okullarını açtı. Menderes Kur'an kurslarını açtı. Herkese istediği kadar din ve vicdan özgürlüğü verdi. Yetmedi. İkincisi sevgili arkadaşlar, Menderes yer altı kaynaklarını Türk milletine tahsis etti. Az evvel Selim Bey'in ifade ettiği Rio Tinto teşkilatı, şirketi o günün şartlarında Türkiye'nin madenlerine el atmıştı. Bunların ruhsatlarını iptal etti. İkinci sebep bu. Üçüncüsü, Türkiye'de ilk defa rahmetli Menderes sanayi hareketi başlattı. Bu üç sebepten dolayı Menderes'i ipe getirdiler. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim Sayın Başbakan'a. Sayın Başbakan iktidar olduğu günden bu tarafa Türkiye'nin toprakları dahil yeraltı kaynaklarını maalesef ecnebi şirketlerine peşkeş çekmiştir. Şimdi soruyorum. Türkiye'nin madenlerini koruyan rahmetli Menderes'le Türkiye'nin madenlerini peşkeş çeken Sayın Tayyip Bey arasında hangi bağ kurabiliyorsunuz? Böyle bir bağ kurabilir misiniz? Sevgili arkadaşlar, ve yine bunların döneminde tam 41 tane kilise açıldı. Ben bunu söylemiyorum. Diyor, Batı dünyasının isteği üzerine 41 tane kilise açtı. Rahmetli Menderes Kur'an kursu açtı. Bu 41 tane kilise açtı. Arasında bir paralellik var mı sevgili arkadaşlar? Şimdi ben de Menderes gibi mağdur olacağım deme rollerine yatan bu arkadaşa Avruk Eylül'de ne diyeceksiniz? Hayır! Ne diyeceksiniz? Hayır! Vallahi diyeceksiniz. Billahi de demeniz şarttır. Bakınız, birazdan anlatacağım size. Sevgili arkadaşım, araştır kardeşlerime. Sakın bunların gözyaşları dökmesine aldanmayın. Bunların döktüğü gözyaşı timsah gözyaşısıdır. Efendim bir tane Hüseyin Gülerce benim hakkımda yazı yazıyormuş. Demiş ki Haydar Hoca'yla PKK aynı safta. PKK da hayır diyor. Haydar Hoca da hayır diyor. Haydi oradan be terbiyesiz seni. Kurban ettim Haydar Hoca'ya. Eğer PKK gelmesi zor, belki de imkansız. Çünkü PKK'nın yuları Amerikan'ın elinde, Avrupa Birliği'nin elinde. Öyle değil mi? Şimdi Avrupa Birliği ile Amerika ile olan Haydar Hoca evet der mi? Ha, bu kime dese de evet der, iktidara evet der. Onlar gizli bir şekilde el altından evet hususunda çalışmaları var. Sakın ha, PKK buna hayır diyormuş. Hepsi bunların kandırmaca. Ama PKK da hangi parti olursa olsun evet demiş olsa bile şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarına göre hayır tam %8 önde. Onun için bunların etekleri tutuştu. Haydar Hoca ile PKK aynı safta. Ulan keşke benim safımda olsalar, namaza başlarlar oğlum. Öyle değil mi sevgili Maraşlar? Şimdi Kırat'ın yanından gider demişler. Ya huyundan ya suyundan. Yani şimdi PKK benimle olacak. İnşallah dua edin. O zaman gözyaşı duracak. Kan duracak. Kardeşlik dönemi başlayacak. Kardeşlik dönemi başlayacak. Ama şu anda ip yular maalesef AKP'nin, ABD'nin, AB'nin elinde. Yani PKK
olur. Biz onlarla birlikte binlerce yıl aynı coğrafyayı vatan yaptık. Sevgili arkadaşlar, şimdi diyor iktidar ki bu bir güven oylaması değildir. Seni gidip beni bilmez. Bu nedir? Tabii güven oylamasıdır. Gel bakalım buraya. Benim şimdi sana dediklerime cevap ver bakayım. Bir, bu iktidarın döneminde memleketimizin, topraklarımızın %20'si ecnebilere satılarak elimizden çıkmıştır. Onun için bu anayasaya ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Hayır. Ne diyeceğiz? Hayır. Yeraltı kaynaklarımız 350 tane yabancı firmaya peşkeş çekilmiştir. Bu sebeple bu anayasaya ne diyeceğiz? Hayır. Üç, bu iktidar döneminde borçlarımız tam 3 katı artmış, 680 milyar dolara yükselmiştir. Şimdi bu anayasaya bu sebeple ne diyeceğiz? Hayır. Ben de onun için hayır diyeceğiz diyorum. Bu iktidar döneminde AB'ye gireceğiz vaadiyle beraber vermedikleri taviz bırakmadılar. Bu iktidar AB'nin, iş politikamız AB'nin, dış politikamız ABD'nin, maliye politikamızı İBP'ye teslim ederek memleketimizi tutsak ettiler, esir ettiler. Onun için bu iktidarın bu gidişatına 12 Eylül'de ne diyeceğiz? Hayır. Biraz daha ses istiyorum. Hayır. Böyle iştahlı olsun. Osman Baydemir ne diyor? Biz diyor ki bir Türk bayrağının yanında bir de Kürt bayrağını asalım. Yani federe yapıya gidelim. Osman Baydemir'i bu kadar arsızca konuşturan AK Partisi iktidarına 12 Eylül'de ne diyeceğiz? Hayır. Ne diyeceğiz? Hayır. O halde şimdi soruyorum size. PKK'nın dostu AK Partisi mi? Haydar Hoca mı? Bu iktidar hayvancılığı bitirmiştir. Hayvan etini artık biz dış ülkelerden, ecnebi et ülkelerden ithal ederek kendi sofralarımıza taşıyoruz. Şimdi buna var mısınız 12 Eylül'de hayır demeye? Hayır. Var mısınız? Hayır. Benim memleketimin hayvancısı bir tarafta oturuyor, eli önünde düşünüyor, ne yapacağım diyor, kara kara düşünüyor. Sen yabancı şirketlerin, yabancı ülkelerin hayvanlarını alıp getirip memleketimin bu mübarek insanlarına yedirmeye çalışıyorsun. Hayır, bunu yapamazsın. Onun için mi sen domuz etinin satışına evet dedin? Yani domuz eti de gelsin, bu Müslüman millete satılsın. Bunun için mi yaptın bunu? Sevgili arkadaşlar, bakınız bugün bir insan kasaba gitse, domuz eti istese, eğer kasap ona hayır derse, ben bunu satmıyorum, satmayacağım derse, hukuk önünde suçlu olur. Bu kanunu çıkartan kim biliyor musunuz? Kim çıkarttı bunu biliyor musunuz?